Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugün elimde Rampage'in güncellenmiş mekanik oyuncu klavyesi bulunuyor. videomuzda bu klavyeyi detaylı bir şekilde inceliyoruz. <laughs> Ürünü satın aldığınız zaman böyle bir kutu ile beraber geliyor dostlar. İnternete Hydra R6 Plus yazdığınız zaman birçok seçenek çıkıyor. Bu ürün güncellenmiş ürün. Güncellenmiş üründe küçük enter bulunuyor. Eski üründe de büyük enter bulunuyor. Bu şekilde farkını ayırt edebilirsiniz. Kutunun içerisinden çok güzel bir bilek desteği çıkıyor. Mıknatıslı bir şekilde geliyor. Rahatlıkla klavye takabiliyorsunuz. Herhangi bir vida falan gerektirmiyor dostlar. Detaylarına birazdan geleceğim. Şimdi klavyemizin öncelikle bir tasarımıyla başlayalım. Çok güzel örgü bir kablo ile beraber geliyor. 1.8 metre uzunluğa sahip bir kablo. Ben kablo 2 metre ve üzeri bir uzunluğa sahip olmasını beklerdim. Çünkü özellikle monitör etrafında dolanıp kasaya götürmek istediğim zaman birazcık kısa kaldığını belirtebilirim. 2 metre bir kablo kullanılsaydı daha mantıklı olurdu. Şimdi en önemli nokta bu klavyede dostlar sadece bir USB çıkışı bulunmuyor. Bu USB çıkışı klavyeyi kullanabilmenize olanak sağlıyor. Görmüş olduğunuz bu jack çıkışları ise klavyeye kulaklık bağlamanıza olanak tanıyor. Hem mikrofon hem hem mikrofon hem de kulaklık takabiliyorsunuz. Eğer ki takacağınız hoparlörün veya kulaklığın kablosu kısaysa hiç kasa kasaya takmadan sadece klavyenin kablolarını kasaya takaraktan klavye üzerinden ses çıkışı ve girişi alabiliyorsunuz. Bir de üzerinde USB portu bulunuyor. Bununla da isterseniz bir şeyleri şarj edebilirsiniz. isterseniz yine USB girişi bir kulaklık kullanabilirsiniz. Veya USB girişi bulunan herhangi bir aksesuarı sorunsuz bir şekilde klavye üzerinden kontrol edebilirsiniz. Klavye metal bir plakaya sahip, plastik değil. Bu da neyi getiriyor? Ucuz klavyelerde bulunan bu esneme sorununa, gıcırtı sorununa veya çabuk kırılma sorununa bir çözüm getiriyor. Bildiğiniz metal bir plakayla donatılmış. Esnetmeye kalktığınız zaman esnetemiyorsunuz. Malzeme kalitesi olarak tam oyunculara hitap edebilecek düzeyde bir malzeme kalitesi bulunuyor. Özellikle rengi benim çok hoşuma gitti. Çünkü iç kısmı fırçalanmış alüminyum. Dış rengi ise çok güzel vişne kırmızısı diyebileceğimiz bir tonda geliyor. Arka tarafına baktığınız zaman da arka tarafı da aynı şekilde çok güzel bir görüntüsü bulunuyor. Yükseltme aparatları kapalı iken de altında silikon bulunuyor. Açıkken de açıldığı noktada silikon bulunuyor. Bunun sebebi masada kaymamasını sağlamak. Klavyenin üzerinde tam 104 adet tuş bulunuyor. Bu tuşlarımız tamamıyla mekanik ve blue switch olarak geliyor. Yanılmıyorsam güncellenmiş versiyonda red switch seçeneği bulunmuyor. Sadece şu anda blue switch bulunuyor. Belki videoyu çektikten sonra red switch olarak da giriş yapar ve her birinin toplam tıklama ömrü 50 milyon olarak belirtilmiş. Arka planlarında tamamıyla bir RGB aydınlatma bulunuyor ve tuşlarımızda lazer kesim olduğu için altta bulunan RGB aydınlatma hem etrafı aydınlatıyor hem de tuşun içerisini aydınlatıyor. Bu da demek oluyor ki gece kullandığınız zaman hiçbir ışık bile olmasa tuşları görebiliyorsunuz. Bazı RGB veya Rainbow klavyelerde bu şekilde yapılmıyor. RGB LED veya Rainbow LED altına koyuyorlar ancak tuşların içerisinden ışık geçmediği için akşamları karanlıkta da ışıkta tuşları okuyamıyorsunuz. Bunda bu şekilde değil. Şöyle ışığı kapatırsam zaten siz de rahatlıkla tuşların içerisinden ışığın geçtiğini anlayabilirsiniz. Tuşların düzeni güzel, birbirlerine uzaklıkları yeterli ve tuşlar oval yapıldığı için parmağınızı üzerine koyduğunuz zaman çok güzel parmağınız üzerine üzerinde oturabiliyor. Multimedya fonksiyonları da aynı şekilde bulunuyor. Fn tuşuna basarak sesi açıp kapatabiliyorsunuz veya çeşitli fonksiyonları kullanabiliyorsunuz. Space tuşunun üzerinde bir adet Rampage logosu bulunuyor ve tüm oyuncu klavyelerin vazgeçilmesi olan Windows kilitleme tuşu da bulunuyor. Fn tuşuna basaraktan Windows'u kilitleyebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Sol üst köşeye bakarsanız açılıyor şu anda. Fn'e basıp kilitledim. Ve şu anda açılmıyor. Tekrar kilidi kaldırdım. Açılıp kapanıyor. Bunun amacı oyundayken elinizi yanlışlıkla çarptığı zaman oyun arka plana atmasın. Oyun zevkinizi zedelemesin. Gayet güzel bir özellik. FM tuşuna basarak ok tuşları üzerinden parlaklığı yükseltip alçaltıp ve aynı zamanda ışıklarını da kapatabiliyorsunuz. Modların hız ayarında sağ ve sol ok tuşları üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Sol taraftaki tuşa bastığınız zaman modu yavaşlıyor. Sağdakine basınca da hızlanıyor en sevdiğim özelliklerden bir tanesi numpad tuşların üzerinde bulunan multimedya fonksiyonları. Mod fonksiyonu çok güzel yapılmış. Modları burada görünen tuştan değiştirebiliyorsunuz. Modların içerisindeki ışık ayarını da buradan FN'e basaraktan dele tuşuyla değiştirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum gökkuşağı modunu açtınız. Bütün renkler arasında geçiş yapıyor. FN tuşuna basıp dele tuşuna basarsanız da renklerini ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel ayarlanmış. Ancak böyle bir sistem yapacaklarına bence bir küçük tuş koyup renkleri de o küçük tuş üzerinden ayarlayabilseydik keşke bence gayet güzel olurdu. Tuşun sesi acayip güzel çok hoşuma gitti. Çok güzel bir sesi var ve elinize verdiği parmağınıza verdiği geri bildirim hissiyatı da çok kaliteli hissettiriyor. Işıkları ayarlayabileceğimiz mod tuşunun hemen yanında bir ayarlar butonu bulunuyor. Ben bu ayarlar butonunun işlevini henüz kullanamadım. Henüz ne işe yaradığını bulamadım. Üzerine bir ayar butonu simgesi bulunuyor. Ancak bastığınız zaman herhangi bir işlevi gerçekleştirmiyor. Büyük ihtimal tam detayını öğrendikten sonra yorumlara yazarım. Yazmasam da siz beni aydınlatırsınız. Hemen yanında bir boşluk var bu tuş değil bu çalışmıyor. Sağında da ses tekerleği bulunuyor. Sesi buradan görüyorsunuz şu anda yükseliyor. Çok güzel ince bir şekilde ince ayar verecek şekilde ikişer ikişer ayarlayabiliyorsunuz. Çok hoşuma gitti. Önceden kulaklık üzerinden ayarlıyordum. Hiç kullanışı değildi. Şu anda direkt buradan ayarlamak bayağı benim için kullanışlı oldu. Ve bayağı hızlı bir şekilde de şöyle arttırabiliyorsunuz. Tamamıyla sessize alma fonksiyonu bulunmuyor. Buradaki boş tuşa bence bunu atayabilirlerdi. Bir iki tane ufak eksikler var. Ancak fiyatına oran tabii ki de bunları göz önünde bulunmak gerekiyor. Benim yıllar önce 180-150 liraya aldığım mekanik klavye şu anda 1800 liraya satılıyor. Bu yüzden bu fiyata böyle bir klavyeyi alırken bu tür ufak detaylara fazla takılmamak gerekiyor. Dediğim gibi yani 100 liralık klavye şu anda 1700-1800 liralara satılıyor. Nam lock tuşu olsun, caps lock olsun, scroll lock tuşu olsun. Bunları açtığınız zaman size burada bildirim ışıkları yanıyor. Buradaki ledler bu tuşa çok yakın olduğu için ve bu tuşlar da yüksek olduğu için yan profilden şöyle mesela masaya koydunuz açık olup olmadığını göremiyorsunuz. Kafanızı bir yaklaştırmanız gerekebiliyor. Keşke bu ledleri buraya yapsalardı. Burada bulunsaydı çok daha kullanışlı olurdu. Çünkü burada biraz gölgede kalmış ve kullanışlığını yitirmiş. Tamamıyla RGB ledler bulunuyor. Şimdi beraber bir deneyelim. İlk modumuz bu şekilde dostlar. Herhangi bir olayı bulunmuyor. Sadece renkler böyle sabit yanıyor. Renklerini değiştiremiyorsunuz. Bu karışık tamamıyla. Mod tuşuna basınca böyle oluyor. Delete tuşuyla renklerini ayarlayabiliyorsunuz. hızını ayarlamak için de şöyle sağdaki ok tuşuna basarak ayarlayabiliyorsunuz. Yavaşlatalım, hızlandıralım. Tekrardan mod tuşuna basıyorum. Bunda da sabit yanıyor. Renklerini yine değiştirebiliyorsunuz. Sağdan sola gidiyor. Soldan sağa gidiyor. Aşağı inip yukarı çıkıyor. Bu da güzel bir mod. Hızını yine ayarlayabiliyorsunuz. Çok yumuşak bir şekilde renk geçişi yapan bir mod var. Hepsi aynı anda renk değiştiriyor. Bunda da yanıp sönüyor. Her yanıp söndüğünde farklı bir renge geçiş yapıyor. Bunda da ışıklar yine sabit yanıyor. Herhangi bir müdahalede bulunamıyorsunuz. Renklerini sadece değiştirebiliyorsunuz. Bu modda güzel. Bastığınız tuş tersi istikametine bir ışık dalgası yolluyor. Çok güzel bir görüntü oluşuyor. Ortadan basınca şöyle etrafa yayıyor. Köşeden basınca diğer tarafa yayıyor. Tekrar basalım. Bunda da bastığınız tuş yanıyor, sönüyor. Sürelerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunda da bastığınız tuşun şeridi aydınlanıyor. Hepsini aydınlatmıyor. Sadece onun şeridinde bulunan tuşları aydınlatıyor mesela şu şekilde. O bulunduğu şeritte bir ışık dalgası oluşturuyor. Bu da güzel bir mod ancak oyunu oynarken gözünüzü bir miktar yorabilir. Görüntü olarak gayet güzel gözüküyor. Bu da yukarıdan aşağı doğru yapıyor. Aynı modun farklısı. Bunda renk sabit herhalde. Evet renkleri sabit yanıyor. Bu da güzel modlarımız bu şekilde yapılmış. Yazıların fontları gayet güzel gözüküyor. Ben yazı fontlarını çok fazla beğendim. Okunaklık konusunda problem bulunmuyor. Klavye İngilizce bir klavye olduğu için üzerinde i harfi yazan tuşlar bulunmuyor. Ancak şöyle bir sistem yapmışlar. İngilizce klavye olmasına rağmen bulunan noktalardaki tuşların üzerine Türkçe bulunan karakterleri de yazmışlar. İ'ye, Ş'ye, Ü'ye bastığınız zaman algılıyor. Ancak İngilizce klavyelerde genel Ü, İ, Ş yazmaz. Bu İngilizce klavye olmasına rağmen küçük bir şekilde hangi tuşun hangi işlevi gördüğünü burada belirtmişler etmişler aşırı hoşuma gitti ölçeği şey gibi hepsini buraya yazmışlar O yüzden bir nevi buna Türkçe klavye de diyebiliriz Çünkü üzerinde Türkçe karakterler bulunuyor bilek deseni bir takalım size göstereyim nasıl gayet kuvvetli Ancak tabii ki de şöyle bir açıdan tutunca aşağı doğru düşüyor çekerek çıkarmak istediğiniz zaman zorluyor Tabii ki mıknatıslar kuvvetli sadece dik tuttuğunuz zaman aşağı doğru kayıyor ancak normal şartlarda mıknatıslar çok güzel tutuyor. işini güzel yapıyor. O benim hoşuma gitti. Kullandığınız esnada bilek desteğinin ele verdiği hissiyat güzel. Sadece bence biraz daha uzun olabilirdi. Tabii ki genelde standart olur. Çok uzun yapılmaz. Ancak ya çok fazla bileğinizi desteklemiyor. Aslında avucunuzun içine denk geliyor. Ne kadar destek sağlar bilmiyorum. Bence o kadar da bir e, işlevi yok. Çok fazla etkisi bulunmuyor. Biraz daha uzun ve yüksek yapılsaydı dediğim işe yarayabilirdi. Yani gerçekten bilek desteği diyebilirdik. Bir de sert plastik yerine yumuşak bir plastik malzemeyle yapılsaydı çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Klavyede anti ghosting özelliği bulunduğu için oyun oynarken aynı anda 10 tuşa da bassanız 15 tuşa da bassanız hepsini algılayabiliyor. Bunu da belirtelim. 50 gramlık bir kuvvet uygulama sonucunda da tuşlar basmanızı algılayabiliyor. Tuşların basma hissiyatı ve geri bildirim hissiyatı çok güzel. Genelde biz Blue Switch klavyelerde yay sesi duymaya alışkınızdır. Ancak bu klavyede kullanılan Content mavi mekanik switchlerde herhangi bir yay sesi gelmiyor. Birazdan bilgisayarımı kapatacağım. Fan sesinden rahatlıkla duyamazsınız. Kapattıktan sonra beraber dinleyeceğiz. Bir ses testi yapacağız. Siz de zaten fark edeceksiniz. Sert de bassanız, yumuşak da bassanız algılama noktası belli. Ve direkt bastığınız anda algılayabiliyor. Tuşların performansı çok yeterli diyebiliriz. Hiçbir eksiği, hatası bulunmuyor. Ben bu yandan çok beğendim. Ve şu yana doğru oval tasarımda benim baya bir hoşuma gitti diyebilirim. Yanlardan ovalleşiyor. Üst ve alt taraftan da dikey bir iniş yapıyor. Şu anda solumda, sağımda ve arkamda 3 adet stüdyo ışığı bulunuyor. Ve aynı zamanda önümde RGB ledlerin ışığı da buraya vuruyor. Ona rağmen RGB ledlerin parlaklığı çok güzel çalışıyor. Yani bütün ışıkları kapatırsam eğer sadece ikisini kapattım ve görüntü bu şekilde açtığınız zaman da gayet okunaklı oluyor. Işıkların parlaklığı kaybolmuyor. LOL oynayanlar biliyordur. Q, W, E ve R tuşlarını aktif olarak çok fazla kullanırız oyunda. Hele ki urf modu falan geldiyse parmaklarımız uyuşacak kadar kullanırız. Bunun aynısı birçok oyunda da geçerli. CS:GO olabilir, PUBG olabilir, fark etmez veya bir yarış oyunu olabilir. Normalde blue switch mekanikleri biraz tuşları sert olur red switch'e oranla. Bunda o yorucu sertlik yok. Parmağınız çok yumuşak bir şekilde basabiliyorsunuz. Parmağınızı yormuyor çok uzun bassanız bile, sürekli aynı tuşlara bassanız bile parmağınızı yormuyor. Bu da çok uzun süreli kullanımlarda size bir avantaj olarak geri dönüş sağlıyor. Ses konusunda da şunu belirtebilirim. Ben şu zamana kadar genellikle yani ağırlıklı olarak %90 oranında hep blue switch mekanik klavye kullandım. Uzun süreler boyunca James Tankin mavi switch oyuncu klavyesini kullandım ve en çok beğendiğim mavi switch onda bulunuyordu. Ancak bu kulağa geldikten sonra ve bunu kullandıktan sonra bunun mavi switchlerini çok daha beğendim. Çünkü hem yay sesi gelmiyor, yay sesi sizi rahatsız etmiyor. Tıklama hissiyatı ve geri bildirim hissiyatı çok güzel. Parmağınızı çok güzel geri itebiliyor. Parmağınızı yormuyor ve sesi de çok tatlı, abartılı bir ses çıkarmıyor. Yay sesi de bulunmadığı için çok tatlı, tok bir ses çıkarıyor. Şimdi gelin ses sesine geçelim. Rampage Hydra R6 Plus'ın sesi de bu şekildeydi. Ses performansı çok güzel. Daktilo gibi bir ses çıkarıyor zaten Blue Switch olduğu için. Benim hoşuma giden bir ses. Ancak şunu da belirteyim. Mavi Switch olduğu için gürültülü bir klavye. Eğer ki odanıza biri kalıyorsa ve evinize rahatsız edebileceğiniz insanlar varsa buna dikkat edin. Özellikle gece kullanımında çok fazla klavye kullanacak oyunlar oynuyorsanız çok fazla gürültü çıkacaktır. Bunu da not olarak klavyenin incelemesini ekleyelim. Fiyatına göre sunduğu kablo kalitesi gayet yeterli. Üzerine bulunan kulaklık girişleri, USB portu falan gayet iyi. RGB'lerin parlaklığı, modlar falan bayağı güzel. Hoşuma gitti. Ses konusunda da Gayet güzel bir sesi var, çok abartılı değil. Yay sesi de gelmemesi böyle bir klavye için büyük bir avantaj. Motoru da gayet güzel ayarlayabiliyorsunuz. Ufak tefek videonun başında saydığım eksikler dışında herhangi bir eksi bulunmuyor. Gayet de hoşuma gitti. Çok uzun süreli oyun oynuyorsanız ve oyunlarda klavyeye çok fazla önem veriyorsanız kesinlikle tavsiye edebileceğim bir üründür. Ürünün satın alma linkini aşağı bırakacağım. Ürünü bize sağladığı için de Rampage Türkiye ve Segment Bilgisayar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.